Herkese Sarıkamış'tan günaydın. Sarıkamış'ta ilk durağımız işte bu köşk. Evet, Rusların Sarıkamış istilasında Rus Çarı 2. Nikola'nın oğlu için yaptırdığı askeri alanın içindeki köşk. Adını ama oğlundan değil, Charles Nikola'nın karısından almıştır. Ve o günden beridir bu köşkün adı Katerina Köşkü olarak anılmıştır. İşte Katerina Köşkü burada kaderine bırakılmış. İçi harabeye dönmüş. Ve terk edilmiş gibidir. Şimdi buranın içerisini gezeceğiz. Sizinle paylaşacağım. Evet, bakın. İçeriler viraneye dönmüş. Ama bu köşk satılmış. Yani satılacakmış, öyle bir şey varmış. Tabilante. Ve içi tadilat edilecekmiş. Şöyle gezdireyim. Farklı bir köşk. Köşk deyince insanın aklına böyle katlı yapılar geliyor. Ama burası böyle tek zemin üzerine uzunca tren gibi kurulmuş bir köşk diyelim. Şöyle. Evet. Böyle gidiyor burası. Tren gibi ya. Tren içinde gezer gibiyim. Oo, burası güzelmiş işte. Çok güzel. Evet. Burası Sarıkamış Katerina Köşkü. Kaderine terk edilmiş. Fatih benim için buz kopardı. Hadi buz savaşı yapalım Fatih. Şiap. Yok mu başka buzun? Yok mu? O zaman seni. Şiap. Kırdı buzumu. Evet, şimdi de Sarıkamış Kültür Evi'ndeyiz. Önce çevresini şöyle size gezdireyim. Çok açık bir alan, geniş. Tabii ki karlarla kaplı. Çok sessiz. Şehir merkezine 4 kilometre kadar uzaklıkta. Çok uzak değil. Evet, bu kültür evine geldiğinizde yöresel yemekler yiyebiliyorsunuz. İçerisi çok otantik. Orayı da size gezdireceğim. Burada dediğim gibi yöresel yemekleri yiyorsunuz. Yöresel ürünler var. İçerisi ona göre dizayn edilmiş. Burada tamamen o havaya giriyorsunuz. Daha sonra içerisini de göstereceğim. Dediğim gibi. Önce şöyle bahçesini göstereyim. Her şey çok otantik, orijinal. İçeride görüşmek üzere. Evet, şimdi de kültür evinin içerisindeyiz. Şöyle eski bakraçlar, koyun postları, elekler. Muhakkak o eleklerden köy evlerinde vardır. Sizler de anneannelerinizin, babaannelerinizin duvarlarında görmüşsünüzdür. Şöyle doldurma minderler. Bunlar genelde samanla dolduruluyor. Öyle biliyorum ben. Böyle otantik, güzel bir yer. Tabii ki saz olmazsa olmazımız. Koyun postları. Gaz lambaları. Evet, Sarıkamış Kültür Evi'ne gelirseniz evrek çorbasını muhakkak için. İnanın çok farklı bir lezzet ve her damak tadına uyacağını düşünüyorum. İçinde şöyle yarma var ve şu yeşil olanlarda buranın özel bir otu var. Bunları topluyorlar bu çorbayı yapmak için. Ve içine tabii ki yoğurt falan derken herhalde et suyu da var çünkü çok lezzetli. Bu şekilde bunu tadabilirsin ama muhakkak için. Gerçekten çok güzel. Evrek çorbasını içtikten sonra şöyle bir saç kavurmaya benzeyen bir kavurma türü geliyor. Burada da buna çoban kavurma deniyor. Yine Sarıkamış'ta meşhur bu. Yani kültür evinde biz yemeği tercih ettik. Bir de şu turşudan var. Bu da yine burada meşhur. Kırmızı biber turşusu diyorlar. Ya da domates turşusu diyorlar. Ama tabii ki de bu yuvarlak biber. Evet. Afiyet olsun. Buraya gelirseniz muhakkak bu tatları tatmanızı tavsiye ederiz. Evet, akşamları da burada kültür evinde canlı müzik oluyor. Yani Kafkas yörelerine ait halay, türküler, saz eşliğinde. Güzel.
güzel değişik bir havası var. Bu taş da burada çıkartılan taş. İşte bunların tesbihleri gösterdiğim size. Burada birkaç oda var. Burada da eski kullanılan herhalde el aletleri diyelim. Eskiden kullanılan bu kültür evine bağışlanmış, buraya konmuş. Her şey otantik bir hava içerisinde, otantik bir uyum içerisinde burada her şey. Şu koyun postuna bayıldım. Bir köy evim olursa onu buradan çalan kişi olarak tarihe geçerim herhalde. İşte ben. Yine aynı mantıkla yapılmış süslemeler, cihazlar. Yine bu doldurma olarak kullanılan yaslanma minderleri diyelim. Bunlardan bizim de vardı çocukken. İçine saman konuyordu. Yaslandığım zaman o saman sesini, çıkan saman sesini bile hatırlıyorum. Çok değişik bir sesti böyle, hışırtı gibi. Sanki kuru bir dalın ışırtısı gibi. Evet, sarı kamış güzel. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz her şey için. Hoşçakalın. Çok memnunum. Emeğinize sağlık. Çok beğendik burayı. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Sarıkamış Kültür Evi'nden çıktık. Kayak merkezine gideceğiz. Taksimizi bekliyoruz. Şu arkada gördüğünüz küçücük yer. İşte oraya gideceğiz. Görüşmek üzere. TRS3 biletlerimizi aldık. Şimdi iki kısımda olan var. Bir orta olan ortaya çıkıyorsun. Bir de... Merhaba. TRS3'ten indik. Şu an kulaklarım yanıyor. Çünkü ısınmaya çalışıyorlar. Harika bir yere oturduk. Burası orta istasyonda. Bekleme yeri, kafe gibi. Fatih sırada bekliyor. Çay ve salep alacak. Ben de size birazcık manzara göstereyim. Evet, Sarıkamış harika bir yer. Kayak yapanları görüyorsunuz. O kadar soğuk ki buradaki soğuğu size tarif edemem. Bu manzarada salep ve çay içeceğiz. Biraz ısınıp sonra tekrar TRS3'le yolumuza devam edeceğiz. Harika bir deneyim. Muhakkak gelin. Sarıkamış, Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden. Hani dünyada sadece Alpler ve Sarıkamış'ta kristal kar yağıyor. Bu deneyimi yaşayın. Burayı görün. Çok güzel. Burada tanıştığımız ablalarımız, arkadaşlarla. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. İçimiz ısıtan sohbetler yapıyoruz. Sarıkamış'ta. Kayak merkezinde. Çok güzel. Gel aşkım. Fatih bak. Bakıyor musun? Evet, artık tepeden ayrıldık. Aşağı iniyoruz. Tepeden ayrıldık. Artık aşağı iniyoruz. Üşüdün mü? Biraz. Biraz mı? Dondum. Üşüdüm diyor, dondum ya. Burada ne deneyimledik?
deneyimledik biliyor musunuz Sarıkamış'ta? Soğumayı, üşümeyi ve donmayı. Başka bir şey yapamıyorsunuz burada. Çok soğuk. Evet, Sarıkamış'taki son durağımız Sarıkamış Kayak Merkezi. Alplerden sonra dünyanın ikinci kristal karının yağdığı yer Sarıkamış. Ve Türkiye'deki Sarıçam ormanlarının bulunduğu tek yer yine Sarıkamış. Sarıkamış Şehitleri Müzesi'ne gidemedik çünkü orası henüz açılmamış. Yoksa orayı da sizlere göstermek isterdim. Oradaki atmosferi sizlerle yaşamak isterdim. Ama maalesef ki açılmamış. 90 bin şehidimizin donarak öldüğü Sarıkamış'ta, bu kutsal yerde o müzeyi size gezdirmek isterdim. Ama dediğim gibi nasip olmadı, inşallah başka zamana diyoruz. Açıldığı zaman tekrardan gelmeyi diliyorum. Ve Sarıkamış'tan artık ayrılıyoruz. Sizlere veda ediyoruz. Lütfen beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.